Kadınlar çakal lezzetler başlıyor. Çakal lezzetler. Ankara'da çok özel bir kasaba geldim. Adı da özel, kendi de özel. Benim abim Ankara'da yaşıyor biliyorsunuz. Burada bir kasap var, şöyle burada bir kasap var böyle. Devletin olduğu şehir burası. Dolayısıyla burada çok önemli insanlar var. Bu önemli insanların da güzel et yemesi lazım. Elçiliklerde çalışan o bu yurt dışında bulduğu lezzeti Ankara'da nerede bulacak? Özel kasaptan buluyor. Kendileri bu konuda çok bilgili. Ama bir yandan da bizim İstanbul'daki o şovcu insanlar gibi de değiller. Mahalle kasabınız gibi de bir muamele görüyoruz. Köye gitmeden önce onların dinlendirmiş olduğu Dallas pirzolalarından aldım. Köye gidiyorum, çok acayip bir şey yapacağım. İçeride konuşuyordum biberiye nerede buluruz diye. Abiler dedi ki gel ya dedi bizde var biberiye. Ben de reyonlara bakıyorum. Bir çıktım meğer dışarısı buradan kestiler biberiyemi de aldım. Oh tamam. Şimdi bu tarifi direkt evde de yapabilirsiniz. Çünkü zaten döküm tavada yapacağım. Ama ben bunu bu köyün o aşırı güzel doğasında hem böyle pikniğimsi bir şey yapmak istiyorum. Hem de etimi pişirmek istiyorum. Şimdi eti pişirme yöntemim de yani ateşi kullanma yöntemim de bayağı değişik olacak. Bu tabii ki günlük hayatta, şehir hayatında herkesin kolay kolay yapamayacağı bir şey ama şimdi önce babamla doğru tomruğu seçeceğiz. Sonra da onu elektrikli testereyle keseceğiz. Ama büyük ihtimalle babamdan yardım almam gerekecek. Oho kalite. Güzel. Bakir bir yerlere gidiyoruz. Burada birkaç nokta var. Bizimkilerin köydeki arkadaşlarından öğrendiğimiz. Şimdi oraya gidip Dallas Steak'i orada yapacağız. Dallas Steak dediğimde aslında dana pirzola. Ya biraz daha yurt dışından gelen bu yeni akım kuru yaşlandırma yöntemiyle yani dry age yöntemiyle son 10 yıldır falan biraz daha gündemimizde. Arkadaşlar tekrar merhaba. Şimdi çok güzel bir yerdeyiz. Arkada çok güzel bir göl var. Burada da ateşimizi yakabileceğimiz, yangın tehlikesi de olmayan bir yer bulduk. Zaten bu tarz kamp gibi yerlerde buna çok dikkat etmek lazım. Ateş yakmanın yasak olduğu yerlerde yapmamak gerekiyor. Bizde zaten yanımızda su falan da var. Herhangi bir tehlike anında da arabada yangın tüpümüz de var. En ufak bir tehlikeye bile mahal vermeden ateşimizi yakacağız. Şimdi gelelim ateşi nasıl yakacağımıza. Buyurun efendim. Kütük. Dün bunu niye öyle dörde yarmaya çalıştık ve tamamen yarmadık? Çünkü şu an doğada bir ocağımız oldu. Üstünün düz olması çok önemli. Uf. PUBG. İçinde ateş yakacağız. İçinde yanan ateş zaten hava sirkülasyonuyla yukarı doğru yol almaya başlayacak. Göbeğinde ufak bir ateş başlatmamız ocağımızın yanması anlamına geliyor olacak. Oradan buradan topladığım bir iki çalı çırpıyla kütüğü de babamla özenle seçtik. Zaten göbeği çıralı, içindeki reçinesiyle beraber çok yanıcı bir kütük. Bizi pek uğraştırmayacağını düşünüyorum. Kamp olayları yurt dışında çok daha yaygın. Fazla insanın hayatında var. Her geçen gün bizim Türk insanı için de kampçılık ve outdoor şeyler giderek önem kazanıyor. Amerika'da adamlar şu ürünü satıyor, bunu. Varsa böyle bir girişime girmek isteyen bence iyi bir fikir olabilir. Endüstriyel malzemeleriniz varsa zaten bir saniyede yaparsınız. Şu an kamptaki adam için müthiş bir olanak. Şurada şöyle ufak bir ateş başlatıyorum, çok küçük. Buradan alıp alıp içine atacağım. Dağcı ateş yakmaz ama biz dağcı değiliz. Biz kampçıyız. Biz keyif perengiyiz. Arkadaşlar meşhur etimiz burada.
İşte bu. Bu Amerika'nın oyunu. Yıllar önce diyorlar ki hiç pizzacı yok, bir pizzacı açalım. Pizzacı açıyorlar, bir tane vizyoner adam pizzacı açıyor. Şak! Pizzacı kapanıyor. Sonra Amerika diyor ki ulan Türkiye'deki pizzacı kapanmış lan diyor. Türkiye'deki pizzacı kapanmış, biz buna ne yapsak acaba diyor. Hemen beyin takımı Pentagon'da birleşiyorlar. Hemen hepsi masa başında diyorlar ki biz Teenage Mutant Ninja Turtles'ı çıkarırsak eğer bu çocukları pizzaya alıştırırız diyorlar. Şimdi her yer pizzacı. Şimdi her yer pizzacı. Şu an elimde Dallas Steak tutuyorum. Sizce neden? Bedrock. Flintstones. Nereden biliyoruz biz bunları? Flintstones. Bizim Anadolu çocuğu yoksa nereden bilecek? Bizimki karkas et alır, kasaba onu ayıklatır, şu kemiği de köpeğine möpeğine çorbalık morbalık yapar, atar. Çizgi filmden öğrendik. Bize hep bunları öğrettiler. Hep bunları öğrettiler. Yani bu et zaten aşırı güzel bir et. Hayvanı da güzelse, dinlendirilmesi de doğru yapıldıysa, nasıl pişirirseniz pişirin zaten çok güzel olacak. Et işleri öyle. O yüzden zaten erkeklerin hepsi abi et bilmem ne et falan filan et. Ulan alacak paran varsa gidiyorsun alıyorsun eti. Pişiriyorsun ve Erdem çok iyi et, adam manyak, kafayı yemiş adam, etle kafayı yemiş falan. Son 2 yıldır bunu duymaktan bıktım. Bir girip poşekado yap desen yapamaz, bir instakule yap desen yapamaz. Cebinde parası var diye gidiyor alıyor oradan 150 liralık et, şov yapıp duruyor herkese. Her neyse. O yüzden şunu diyeceğim, yani et güzel olduktan sonra her şey güzel oluyor. Peki biz gidip kendimiz kesip de bu eti elde edemediğimize göre biz kime muhtacız? Biz kasabımıza muhtacız. Doğru kasabı bulmak, birçok kasabı denemek, en iyisinin hangisi olduğunu, karşılıklı güven, o insan ilişkisi, iletişim. Şimdi vereceğim püf noktalarının tamamı evin içinde de aynı şekilde geçerli şeyler. Et pişirirken en önemli şey oda sıcaklığında olması. Çünkü soğuk bir et bir anda sıcak görürse o zaman şok etkisiyle bütün suyunu bırakır. Biz suyunun içinde kalmasını istediğimiz için. Zeytinyağım var. Şimdi güzel zeytinyağımla iki tarafında bir zeytinyağlayacağım. Uf. Çok çok fazla esanslı şeyler kullanmayacağım. Her gün böyle bir et yiyebiliyorsak tabii ki bunu da çeşitlendirirdik. İşte sarımsak da koydum, onu da koydum, bunu da koydum. Hani gücüm yettiğince işte abim verdi parasını. Dedi ki oğlum sen beni dedi götür bir güzel bir yemek yap dedi. Ben alayım sana şu eti de ye bari midenden bir et geçsin dedi. O yüzden ben buna bir şey karıştırtamıyorum yani. Hava sirkülasyonu zaten yanlardan yukarı doğru olduğu için tam üste vuran çok ciddi bir sıcaklık var. Koyunca ateş boğulabilir. Rüzgarlı bir gün. Bugün rüzgarın geliş yönüne göre şu artının kesiklerinden birini tak diye rüzgara çevirdim. Ateş arttı. Ama eğer ki tava ateşi boğarsa örneğin 3-4 tane taşla tavayı şöyle azıcık havada tutabilecek ufak bir şeyle yapabilirsiniz. Şimdilik iyi gibi. Bir tane de bez yanınızda getirin. Ev için de lazım. Çünkü döküm tava biliyorsunuz ki ısıyı eşit miktarda her yanına yayan bir şey. Şimdi üstünü iki tarafında tuzluyoruz. Yine Türk insanı olarak pişmemiş ete tuz konmaz falan diye büyüdük. Oysa aslında konması gerekiyormuş. Tuz en dış katmanın çıtırlaşmasını ve içinde suyun hapsolmasını sağlıyor. Döküm tavam bayağı kızgın. Hazırsanız giriyorum. Şimdi her bir tarafını 3,5 dakika pişireceğim. Bu tabi ne kadar pişmiş sevdiğinize göre değişir. Medium well done rare dediğimiz biz öyle deriz etçiler olarak. Instagram'da hesabımı takip edebilirsiniz. Etleri şey yapıyoruz, tokat atıyoruz, box maçı yapıyoruz etlerle. İstiyorum. Ne getirmediğinize. O yapışır sevdiğinde. Karabiberi öğütücüyle bile öğütmüyorum. Bıçakla kıracağım. Çok iyi. Şöyle serpiyorum. Pişti. Dinlenirken ufak bir hamle daha yapacağım. Şimdi son dokunuş olarak ateşte olmayan etime
tereyağı sürüyorum. Bu arada bu tereyağı da bizim köyün tereyağı. Şimdi biberiyelerle bir fırça görevi göstererek eti çok güzel bir yağ banyosu yapıyorum. Ve de yine bizim köyün kekikleri. Of, hala sıcak olduğu için tavamdan tahtayı alıyorum. Halamircim, nedir bu steakhouse'ların tahta aşkı? Herkes bir tahtadır gidiyor. Bunlar mikrop yuvası. Bu var ya, bu bıçakların deliklerinin arasına giren mikroplar orada koloni kuruyor. Etlerimize saldırıyor dediğiniz duyar gibiyim. Burada aslında şöyle bir püf noktası var arkadaşlar. İletkenliği az olduğu için ete kendi ısısını geçirmiyor. Eğer ki şu an bu sıcak ete soğuk tabak değerse suyunu bir anda salacak. İyi bir et yemekle ilgili son püf noktada şu ki 5 dakika dinlendireceğiz. Öyle hemen yemeyeceğiz. Suyunu iyice çekecek. Ateş o kadar ergonomik ki yani bu haliyle bile şöyle dibinden tutarak taşıyabiliyorsunuz. Yani rüzgara göre, güneşe göre falan yerinizi belirleyebiliyorsunuz. Sevgili abiciğim, kesene bereket. Sayende boğazımızdan kaliteli bir et geçmiş oldu. Kesiyorum. Arkadaşlar şu an biz burada kafayı yiyoruz. Allah senden razı olsun abi. Kesene bereket. İnanılmaz bir şey bu ya. Dinozor kaburgasına dinozor çatalı ve bıçağı dedik. Ve bu döner bıçağından bozma bıçakla bu 1970'den kalma servis çatalını bu ete layık gördük. Ver ya kamerayı, ver. Ben yiyeceğim. Bravo ya, vallaha ben yardım ediyorum. Nasıl? Ben yağlarını da yerim abi, madem sen yemiyorsun. Ben de alıyorum. Heh. Çiling. Arkadaşlar, bize yaptığınız Dallas steakleri yollamayı unutmayın. Güzel kasap bulursanız, özellikle güzel kasabı hangi şehirde olursanız olun paylaşmayı unutmayın. Biliyorsunuz Çakal Lezzetler zaten bir yemeğin nasıl yapılacağını öğreten değil. Tam tersi, ortaya bir fikir atıp o fikirle ilgili yemeği konuşmak. Yemeği... Et gitti lan. Abi neredesin? Nereye gittin abi?